Günün özetiyle karşınızdayız. İlk sırada Dilan Engin Polat var. Bugün araçları emniyete çekildi. 13 araç ve önümüzdeki günlerde 11 araç daha çekilecekmiş. Toplamda 24 araçtan bahsediliyor. 17 gözaltı vardı. Onların içerisinde anneanneleri de vardı. Zehra Yılmaz. Sağlık sorunundan dolayı kendisi serbest bırakıldı. Önemli bir operasyon Comanchero çetesi. Uluslararası bir çete. İşte emniyet de bu görüntülerle paylaştı. Bunun adım adım görüntüleri çekilmişti ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 37 gözaltı yapıldığını söyledi. Comanchero uluslararası çetenin de çökertildiğini ve Hakan Ayık ismindeki kişinin de gözaltında olduğunu bildirdi. CHP'de kurultay var. 4 ve 5 Kasım tarihlerinde 55 il başkanı 2 saat önce genel merkezde 900 üyenin oyu Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasındadır dedi. Ama kabine girdiğinde beşer şaşar mı? Onu birlikte göreceğiz cumartesi günü. Merkez Bankası Başkanı Gaye Hanım güncelleme yaptı. 2023 enflasyonu %58'di. 3 ay önce böyle söylemişti. Şimdi %65'e çekti. 2024 enflasyonunda %33'ten %41'e yükselttiler. Ve bizden sonra ne var? Sokağın sözü Serap Belovacıklı sizlerle olacak konuklarıyla birlikte. Biz yarın akşam aynı saatte akşam 7'de karşınızdayız. Türkiye'deki ve dünyadaki haberleri paylaşacağız ve konuşmaya devam edeceğiz. Sevgi ve saygıyla kalın.